Merhaba, bu videoda sizlere kaynayan gazlerlerin eski çağlardaki insanların anlattıklarından bile daha yükseğe fışkırdığı buharlı yerden Yellowstone'dan bahsedeceğim. Çok uzun yıllar önce daha ABD henüz yeni kurulmuşken bazen deri kıyafetli ormancılar batıda yeri göğü titreterek ağaçlardan daha yüksekten dökülen çeşmelerinin olduğuna dair hikayeler anlatırlardı. Onların anlattıkları hikayelerde kükürt dağlar ve cam dağlar vardı. Alabalık tutup pişirebileceğiniz suları kaynayan havuzlar vardı. Tava vazifesi gören göller vardı. Ve insanlar porselenden banyolarda istedikleri sıcaklıkta yıkanabilirdi. Nehirlerle ilgili olarak da kimisi Atlantik'e akarken kimisi de Pasifik'in çok uzağında kalır. Kimileri de altının en saf rengindeki kanyona öyle hızlı akar ki yatağı sıcaktır denilirdi. Hatta anlatılan bu hikayelere göre taş haline gelmiş ağaçtan ormanlarda taştan kuşlar, taştan şarkılar söylemektedir. Kimse bunlara inanmamıştır ama hikayeler anlatılmaya devam etmiştir. 1871 senesinde bir hükümet gezisi düzenlenerek bölge araştırılmış ve 1872 senesinde Başkan Grant'a 9000 metrekarelik bu bölgenin varlığından bahsedilmiş ve dünyadaki ilk ulusal park olması sağlanmıştır. İnsanların yararı ve eğlencesi için bölgeye yerleşim ve satış yasaklanmıştır. Yellowstone ismi Amerikan yerlilerinin en büyük nehir anlamında kullandıkları kelimeden türetilmiştir. Bu tarihten sonra milyonlarca insan bölgeyi ziyaret etti. Bu ormanda yaşayan insanların anlattıkları hikayeler doğruydu. Su, içindeki kıtasal bölünmenin her iki tarafına da akmaktadır. Şuşan yerli savaşçılarının ok başları yaptıkları volkanik camdan oluşan sarp uçurum adı verilen bir cam dağ vardır. Minerva terasında doğal kalsiyum karbonattan meydana gelen taştan banyolar buhar sıraları üzerinde yükselmektedir. Ve fıskiyelerden çıkan buhar minerallerle birleşerek gökkuşağının tüm renklerini oluşturan kaynayan çamur havuzları vardır. Ancak Ateş Deliği Nehri'nin sıcaklığını sürtünmeden değil de altındaki sıcak kayalardan almakta olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına neden olabilir. Yellowstone'un üzerinde en çok konuşulan gayzer Old Faithful adındaki gayzerdir. Bu gayzerin özelliği suyunu her yarım saatte bir yükselterek büyük bir gürültüyle 60 metre yukarıya fışkırtmasıdır. Diğer gayzerler ise Beyaz Silis mağarasından çıkan Grotto gayzeri, Ateş Deliği Nehri'ne akan tüysüz sular fışkırtan Riverside gayzeri ve 4 gün ile 4 yıl arasında çeşitli zamanlarda fışkıran ve Old Faithful'un çıktığının 2 katı yüksekliğe çıkabilen dünyanın en yüksek gayzeri olan Steamboat gayzeridir. Gayzerlerin performansı, su kaynağının bolluğu, güçlü ısı kaynağı ve doğal sulama sistemini kolaylaştırıcı kaya yapısı gibi özelliklere bağlıdır. Kıtanın çekirdeğinden gelen erimiş kaya sıcaklık kaynağı olup, Yellowstone'da bu mesafe yüzeyin 5 kilometre altında olarak hesaplanmıştır. Parkta yağmur suyu 1500 metre derinlikteki gözenekli kayalara sızar. Burada basınç altında fazla oranda ısınarak kaynama derecesini aşar. Yüzyıllardır sürekli olarak meydana gelen bu durum, sıcak suyun yüzeye çıkmasına ve yüzey seviyesi yakınlarında daha da ısınarak buhara dönüşmesine neden olur. Üzerindeki su sütununu patlatır. Azalan basınçla beraber ısınan su buharlaşarak sulama sistemi boşalana kadar gayzerin fışkırmasına neden olarak bir zincir reaksiyon oluşturur. Sıcak su alt taraftaki yeraltı odalarına yeniden dolduğunda bu döngü tekrarlanır. Parkta bununla birlikte toplam 10.000'e yakın termal özellik vardır. Gayzerlerde kabarma havzaları, et suyuna benzeyen çamurlar, volkanik duman adı verilen deliklerden çıkan kükürt dumanı fışkırmaları ve zümrüt yeşili renginde sıcak kaynaklar ile suyun kaynama derecesine yakın ısılarda yaşayan turkuaz rengindeki su yosunları da bulunur. Tüm bu aktivitelerin arkasında ince yüzeyli alanlardan yukarıya doğru devinen eriyik kayalar vardır. 600 bin yıl önce 2590 kilometre kare alandaki kayalık dağlar önemli patlamalara neden olmuş ve Kuzey Amerika'daki çok geniş bir alana kül ve volkanik toz yayılmıştır. Daha sonra desteksiz kalan yer kabuğu boşalan odaya çökerek 3100 kilometre karelik bir krater meydana getirmiştir. Sonrasında daha önemsiz patlamalar meydana gelmiş ve krateri külle, lavla doldurarak nehri engellemiş.
ve Yellowstone Gölü'nü meydana getirmiştir. Ancak üç buzul çağından gelen buzullar, kraterin kaya kenarını yumuşatıp sarartan sıcak su ve buharla oluşan nehir yavaş yavaş günümüzün Yellowstone Büyük Kanyonu'nu meydana getirmiş ve göle bugünkü görkemli görünümünü kazandırmıştır. Geçmiş yıllara ait hiçbir yüzey patlamasının Spaceman tepesindekinden daha belirgin olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Oradaki firavun inciri, ceviz, meşe, kızılcık ve manolya gibi ağaçların taşa dönmüş oldukları açıkça görülmektedir. Milyonlarca yıl önce volkanik kül ve curufların altında olan bu ağaçlar oksijensiz kaldıklarından yanmamışlardır. Daha sonra çok zaman geçmiş ve ağaçların organik maddeleri hücre hücre kayaların mineralleriyle yer değiştirmiş ve ardından da onları kaplayan madde aşındığında taştan kopyaları ortaya çıkmıştır. Bu sürecin ne kadar sürdüğünü anlamak için hayal gücünüz yetmiyorsa, tepenin üzerinde her biri diğerinin üstünde olan 27 orman kalıntısı olduğunu düşünün. Her bir orman aynı yerde yüzlerce yıl içinde büyümüş ve aynı şekilde birbirleri ardına gömülerek taşlaşmışlardır.